Merhaba arkadaşlar. Sizden gelen soruların çözümünde yine bir optik sorusu var. Şekil 1'deki parlak alüminyum plaka düz iletken I ışık kaynağının görüntüsünü oluşturuyor. Plaka şekil 2'deki gibi yarı çapı D olacak. Bakın dikkat edin. Yarı çapı D olacak şekilde bükülüyor. Buna göre bu işlemin sonucunda kaynağın görüntüsü kaç D yer değiştirir diye soruyor. Şimdi şurada bir plaka varsa ve parlaksa bu bir düzlem ayna vazifesi yapıyordur. Peki düzlem ayna vazifesi yaptığına göre burada bir I ışık kaynağı varsa düzlem aynaya olan uzaklığı D kadarsa görüntü kaynağında düzlem aynaya olan uzaklığı D kadar olur. Demek ki bizim ışınımız burada oluşur arkadaşlar. Peki ışınımızın görüntüsü burada oluştu. Daha sonra biz ne yapmışız? Bakın bunu şöyle bükmüşüz. Peki böyle büktüğümüz zaman ne elde ettik arkadaşlar? Bakın böyle büktüğümüz zaman bir çukur ayna elde ettik. Peki çukur aynanın burası neresiymiş? Bak yarı çapı. Yarı çapı da neyi? Merkezi. Yani M. Merkezi D kadarsa o zaman bunun odağı da D bölü 2 olmaz mı? D bölü 2 olur. Peki merkezdeki bir cismin görüntüsü çukur aynada yine merkezde oluşmaz mı? Oluşur. Demek ki burada bizim I ışık kaynağımız varsa merkeze gönderilen ışınlar küresel yüzeye dik geldiği için kendi üzerinden tekrar geri yansıyacaktır. Peki önceki görüntümüz neredeydi? Bakın buradaydı. İkinci biz bunu eğdiğimiz zamanki görüntü nerede oluştu? Burada oluştu. Peki ikisi arasındaki mesafe ne olur o zaman? 2D olur. Ha burada bilmemiz gereken nedir? Yarı çap. Yarı çap demek bakın küresel ayna nasıl meydana geliyordu? Küresel ayna küresel bir yüzey alınmış ve bu ortadan ikiye bölünmüş bakın. Küresel aynanın burası yarı çapı aynı zamanda kürenin neyidir? Merkez uzaklığıdır. Demek ki odak uzaklığı da yarı çap ile odak uzaklığı da F ile merkez uzaklığının yarısı kadardır.